Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yay burçları, yükselen yay, ay burcu yay olanlar, 14-21 Temmuz haftası kahve falınızda neler var ya da kahve falınızda neler çıktı? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bakalım kahve falınızda neler çıkmış. Şöyle bir açalım. Şöyle bir hafta sizi bekliyor diyebilirim. Bakın şurası aile, hane, ilişkiler. Şöyle şu tarafa baktığımız zaman da parasal konular, harcamalar ya da işiniz gücünüz dediğimiz alan. İlginç bir fal, iş güç diyelim mi önce? Bu nedir bakalım? Elinizde tutmaya çalıştığınız bir konu var. Şimdi pazartesi aslında geçtiğimiz haftadan bir konu. Konunun ucunda T harfi görüyorum. Trabzon'un T'si. Denkleştiremediğiniz bir konu olabilir. Burada kafanızın üstünde bir yol açmışsınız. Sanki strateji uygulayarak bir konuyu, bir mevzuyu temize çıkartacaksınız. Geriye doğru baktığınız için geçmişten gelen bir iş ya da para konusunu bu hafta pazartesi günü çözüyorsunuz. Harici kafanızın üstünde 3 MS. 3 rakamı, Samsun'un S'si, Manisa'nın M'si var. Şimdi salı günü, aslında pazartesi bu konuları çözdüğünüz için rahat. Salı günü biraz karışık. Çünkü sanki elinizde 3 tane dosya, 3 konu varmış gibi duruyor. Ve bu konular nelerse hepsini böyle elinize almışsınız. Sanki altında ezilmiş, taşıyamıyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Bitirmeniz gereken bir iş, birikmiş bir borç ya da iş konunuz olabilir. Ve bunun üstünde bir kişi bu konuda ciddi anlamda üzerinize baskı yapıyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Bulunduğunuz alandan uzaklaşmak, bulunduğunuz alandan gitmek için ayağınızı sanki geleceğe bir adım atmışsınız. Burada iş arayışınız olabilir, para arayışınız olabilir ve çarşambaya baktığım zaman bir kişiyi sanki yere yatırmışsınız. Ondan almanız gereken cevap ya da para bölümü olduğu için ya da iş konularında bu kişinin üzerinde sanki böyle bunu bana her türlü vereceksin dediğiniz bir güne doğru gidiyorsunuz. Hafta ortası özellikle burada bir kişiyle karşılıklı çekişme görseliniz var arkadaşlar. Ortada bir konu paradır, iştir ama çekişiyorsunuz. Altınızda kalan kişi çok sıkıntılı görünüyor. Siz üste çıkmışsınız, hak ettiğiniz bir konuda hak ettiğinizi almak için mücadele edeceksiniz. Burada elinizi sonrasında havaya kaldırmış, sanki böyle bir şeyi havada herkese gösteriyormuş gibi bir görselde çıkıyorsunuz. Ve burada yine bir farklı görsel var. Perşembe günü hukuksal anlamda hesaplaşma, avukat ya da bu tarz konularda bir kişiyle, tartıştığınız bir kişiyle bir yol kat etmek adına resmi kurum, resmi evrak gibi konuları gündeme getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu aynı zamanda elinizde geçecek resmi bir evrağı da bize gösterir. Ve zaten ondan sonrasında yolunuz açılıyor ve aydınlanıyor görselleri var. Hatta Cuma'ya kadar sürecek olan bu süreç, konuşmalarla geçen bir süreç, hafta sonuna doğru iletişiminizin azaldığı, sakinliğin olduğu, yolların önünüzde açıldığı ya da belirsiz olan konuların artık belirgin bir hale girdiği görselleri var. Gelelim iş haricinde ev, hane, ilişkiler, ikili ilişkiler, eşinizle ya da sevgilinizle ya da hanenizdeki kişilerle olan iletişiminiz ya da hanenizde yaşadığınız yerde olan konular. Şimdi burada bir 13 rakamı var. Bu 13 rakamı aslında 1-3 olarak değerlendirsek bir kişiden iletişim beklentisi içinde olduğunuzu gösteriyor. Ama bu çok havada kalmış. Bir süredir beklediğiniz ama haberi gelmeyen bir konu. Yol başında bu konuyla sanki birisiyle bir tartışmanız var. Bu tartışmanın akabinde bir yöne doğru yönelmiş gidiyor görselinde çıkıyorsunuz. Yolunuz var. Ama burada gene bir kişiyle tartışıyorsunuz. Yani bu eşiniz ya da partneriniz yapmak istediğiniz, başlatmak istediğiniz konuda size engeller çıkartabilirler. Tekrardan çünkü dengeyi sağlamak, konuyu net olarak kapatmak adına pazartesi ve salı bu konunun üstünde durduğunuz görünüyor. Ama buradaki duruşunuz ayaklar havada. Yani biraz kaygılandığınız, kararsız olduğunuz ama benim bunu yapmam lazım dediğiniz bir konuya pazartesi salı eğileceksiniz. Burada ilişkinizde karşılıklı konuşmalarda bir denge arayışı,
karşınızdaki kişiden beklenti içinde olduğunuz günlerde bugünler diyebilirim. Çarşambanız sakin, sanki böyle bir taşın üstünden atlıyorsunuz. Halinizde yapmanız gereken bir konuyu sonlandırıyorsunuz. Perşembeye baktığım zaman hani böyle şey gibi bir görsel çıkmış. Şimdi ruhunuz olduğu, yani bedeniniz olduğu yerde sanki içinden ruhunuz bir yere gitmek istiyor gibi bir görsel. Uzaklarda bir kişi, bir haberiniz var arkadaşlar ve bu haber, bakın şuradaki görsel, M harfinde bir kişiden olabilir. Manisa'nın M'si. Deve görselleri de var. Yani burada aslında beklenti içinde olduğunuz bir haber kuşun kanatlarında görünüyor. Fakat sıkıntılı bir haber. Ve bu haber sanki size geliyor da hani bir an önce orada olayım ya da bir an önce şu konuya beni el atayım, çözeyim dediğiniz cumartesi de dahil bu konunun üzerinde yoğunlaştığınız görselleri var. Burası ikilemde olduğunuz, önünüze koyan zorluklarla mücadele ettiğiniz, gel gitli konuları önünüze sürecek, biraz sıkıntı yaşayabileceğiniz hane konularını gündeminize getirebilir. Aslında haftanın en yoğun ve en zorlanacağınız alanı cuma cumartesi olarak görünüyor. Bu hane içerisinde başlanmış olan bir işin aksaklığa uğraması, önüne engeller çıkması gibi durumları da önünüze getirebilir sevgili dostlar. Bakalım bir de şunu şöyle biraz sallayalım. Buradan bize ekstra bir şeyler çıkacak mı? Bir onları görelim. Bakın telefonu görüyorsunuz orada değil mi? Ama bak telefon kötü. Yani karartılı bir telefon. Bu beklediğiniz bir haberden olumsuz cevap almanızı önünüze getirebilir. Burada beklentiler çok ortada olduğu için aileden, yani akrabalardan gelecek olumsuz bir haberi de verebilir size. Ve siz sanki bu haberi hafta başı haberi bekleyerek, hani buradan bir haber gelecekti ya dediğiniz bir noktada görünüyorsunuz. Olay aniden önünüze çıkan bir olay değil. Sizin bildiğiniz bir konuda haber beklentiniz var. Bu eşiniz ya da partnerinizle alakalı bir haber de olabilir arkadaşlar. Kafanızın üstünde önünüze koyduğunuz engellerle pazartesi salı geri bu konularla alakalı düşünceli çıkıyorsunuz. Ve aslında hafta ortasını geçtiğimiz anda da sanki bu telefon geliyor da ellerinizi bu konunun içine sokmuşsunuz, çözmeye çalışıyorsunuz. Bu gene uzaklarda bir kişinin derdi tasası var da sanki ona ulaşmaya çalışıyormuşsunuz gibi bir görselde çıkmış açıkçası. İş ve para konularına baktığımız zaman, iş ve para konularında bakın gene burada kafaların üstünde bir araba ya da para. Ya ulaşım masrafı, ne bileyim arabayla alakalı arabası olanlar için bir konu ya da iş yerinizde parasal bir konu, bir kişiyle tartışarak uzlaşmaya çalışıyorsunuz. Yani karşınızdaki kişi huysuz bir kişi çünkü. Onu aşmak, kafasındaki engelleri bitirmek adına mücadele ettiğiniz bir alan var. Burada elinizi sanki şey görselinde yapmışsınız şöyle, okey aldığınız bir konu var dikkat ederseniz şurada ama birisi de ele geçirilmiş burada. Aynı zamanda bu görsel bir kişinin kavrandığı bir konu. Bir süredir ulaşmak istediğiniz bir kişiye ulaşabilirsiniz. Ulaşım beklediğiniz, haber beklediğiniz bir alandan haber alımınız akıstırılmış. Hani şimdi burada bir haber alıyorsunuz. Burada ama bir dakika tam da benim istediğim haber değil. Burada beni sıkıştırıyorsunuz siz gibi bir durum da olabilir. Çünkü sonrasında önünüze böyle bir peçe takmış, görmek istemiyorum ya ben bunu der gibi çıkıyorsunuz. En güzel tarafı buradan ekleyebileceğimiz hafta sonuna doğru maddi kaynaklarla alakalı önünüze güzel cevap ya da güzel haberler gelebilir. Burada telefonun dışında iş ve para konularında sevinç gözyaşını, yani önümüzdeki haftaya bazı iyi haberlerle gireceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz tabii ki bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.